Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümü adına herkese merhaba. Ben Özlem Tınaz. Tüm dünya genelinde koronavirüsüyle mücadele sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1,5 milyona yaklaşmış durumda. 1 milyon 450 bine ulaştı bu rakam. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83 bini aştı. Amerika'da da durum çok farklı değil. Şu anda Amerika'da görülen vaka sayısı 400 bini aşmış durumda. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bine yaklaştı. Ancak koronavirüsüyle mücadele sürüyor. Tüm ülke genelinde hem federal yönetim hem de eyaletler gerekli tüm tedbirleri alıyorlar. Başkan Donald Trump'la koronavirüsüyle mücadele görev gücüyle birlikte her gün kameraların karşısına geçiyor ve Amerikalıları bilgilendiriyor. İşte dün yine Beyaz Saray'da bir kez daha koronavirüsüyle mücadele görev gücüyle birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Geçen hafta çizdiği karamsar tablonun yerini bu hafta daha iyimser mesajların aldığını söylememiz mümkün. Zira çok çok güçlü umut pırıltıları görüyorum dedi Başkan Donald Trump. Daha önce yine koronavirüsüyle mücadele görev gücüyle Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında bir modelleme örneği sunulmuştu. İşte bu modellemeye göre Amerika'daki can kaybının 100 bin ila 240 bin arasında olabileceği tahmin edilmişti. Ancak Başkan Donald Trump bu modellemeye kıyasla can kaybının çok daha az olacağını ümit ettiklerini söyledi. Bu arada dün Sağlık Bakanlığı Genel Denetim Dairesi'nin hazırladığı rapor ve pazartesi günü yayınlanan bu rapor damgasını vurmuştu gündeme. İşte Başkan Donald Trump federal yönetimin hastanelerin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı yönünde görüş belirten bu rapora karşı çıkmış, buradaki görüşlere katılmadığını söylemişti. İşte buna cevaben bir açıklama yaptı ve başta Chicago gibi özellikle salgının etkili olduğu bölgelerde toplamda 15 bin yatak kapasiteli hastaneler kurulacağının müjdesini verdi. Bu arada yurt dışından tıbbi malzeme ve ekipman desteği de sürüyor. Özellikle kişisel güvenliği sağlayacak ve tıbbi malzemeleri içeren hafta başında 5 uçak gelmişti Amerika'ya. İşte önümüzdeki haftalarda 27 uçağın daha geleceğini ve yurt dışından gerekli tıbbi malzemeleri ve kişisel koruma sağlayan ekipmanların Amerika'ya ulaşacağını söyledi Başkan Donald Trump. Bu arada bir başka tartışma konusu da suni solunum cihazlarının yeterli olup olmadığıydı. İşte Başkan Donald Trump dünkü basın toplantısında stratejik ulusal stokta şu anda 8.675 suni solunum cihazı olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftalarda 110 bin suni solunum cihazı daha gelecek. Hatta 29 Haziran'da bu stoğa 60 bin cihaz daha eklenmiş olacak ama Başkan Donald Trump bu kadar çok sayıda suni solunum cihazına ihtiyacı olmayacağı görüşünde Amerikalıların. Bu arada ilaç ve aşı çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Başkan Donald Trump'a göre bu çalışmalar muazzam bir şekilde ilerliyor. İşte şu anda 10 ilaç üzerinde denemelerin sürdüğünü söyledi Başkan Donald Trump. 15 ilaç üzerinde daha bu çalışmaların eklenerek süreceğini altını çizdi. Bu arada 2 aşı üzerinde de çalışmalar oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Başkan Donald Trump özellikle bu çalışmalara destek verdiğini bir kez daha dile getirmiş oldu. Bu arada hep Başkan Donald Trump'ı hidroksiklorokin ilacını desteklerken tanık oluyoruz. İşte dün bir kez daha bu konuda gündeme geldi ki bu ilaç sıtma, romatizma ve lupus hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. İşte Başkan Donald Trump dün bir kez daha bir deneyin derim dedi. Ama doktor onayı almasını da tavsiye etti bunu kullanacak kişilerin. Ben doktor değilim, mutlaka doktor onayı aldıktan sonra kullanın bu ilacı diyerek de bunun altını bir kez daha çizmiş oldu. Gün basın toplantısındaki bir başka gündem maddesi de özellikle hafta sonu Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'ydu. New York Times'ın haberine göre Peter Navarro 29 Ocak'ta ve 23 Şubat'ta Trump yönetimi yetkililerine koronavirüsünün riskleriyle ilgili bilgilendiren notlar göndermişti. İşte bu notlar soruldu Başkan Donald Trump'a. Trump bu bilgi notlarını görmediğini ancak Çin'e uygulanan seyahat yasaklarıyla alınan önlemlerle bu tarihlerin aynı döneme denk geldiğini söyledi ve Peter Navarro'ya güveniyorum demeyi de
ihmal etmedi. Başkan Donald Trump'ın hedefinde ise bugünlerde Dünya Sağlık Örgütü var. Dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında neyse ki Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e sınırları açık tutma konusundaki tavsiyesini dinlememişim. Dünya Sağlık Örgütü'nü çok Çin odaklı buluyorum demişti. İşte dün bu görüşlerini bir kez daha dile getirdi Başkan Donald Trump. Koronavirüsüyle mücadele görev gücüyle birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla fon sağlayan ülkenin Amerika olduğunu hatırlattı. Toplantının başında Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonu askıya alacağız demişti Başkan Donald Trump. İşte bunun üzerine Trump'a bir soru yöneltildi. Pandemi sırasında salgının bu kadar etkili olduğu bir dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesine kısıtlama getirmek doğru bir adım mı sizce diye sorulduğunda Başkan Donald Trump askıya alacağız demedik, keseceğiz demedik. Buna bir bakacağız dedi, bunu değerlendireceğiz dedi. Ancak Başkan Donald Trump Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin'de salgının başlamasından sonra yeteri kadar önlem almamakla ve bilgilendirmemekle suçluyor ve Çin odaklı olduğunu düşünüyor. Çok fazla Çin yanlısı olduğunu düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediğimiz gibi bugünlerde Başkan Donald Trump'ın gündeminde Dünya Sağlık Örgütü var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen cevabı Başkan Donald Trump'ın ne gibi bir yanıt vereceği merak konusu. Hatırlatalım, Başkan Donald Trump her gün koronavirüsü mücadele görev gücüyle birlikte uzmanlar, doktorlarla birlikte kameraların karşısına geçiyor. Hem ülke genelindeki durumu, rakamları, güncel rakamları paylaşıyor hem de güncel konulara değiniyor. İşte bugün bir kez daha akşam saatlerine doğru Başkan Donald Trump'ın kameraların karşısına geçmesini bekliyoruz ve hem güncel rakamları hem de gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşmasını bekliyoruz. Ancak dediğimiz gibi tahminler 100 bin ila 240 bin arasında can kaybının yaşanabileceği yönündeydi. Ancak bu rakamın bu oranlara çıkmayacağı tahmin ediliyor. Zira şu anda ülke genelinde görülen vaka sayısı 400 bini aşmış olsa da yaşanan can kaybı 13 bine yaklaştı. Yani tahminlerin çok altında bir seyirde ilerliyor. Hem can kaybı hem de vaka sayısı. Ancak tabii ki ülke genelinde alınan önlemler de devam ediyor. Hem federal yönetim tarafından hem de eyalet yetkilileri tarafından. Zira bizim şu anda bulunduğumuz Virginia'da evde kal emri hala uygulanıyor. 10 Haziran'a kadar Virginyalılar 10'dan fazla kişi bir arada olamayacak. Sokağa çıkabilecekler, bunu hemen hatırlatalım. Bu bir sokağa çıkma yasağı değil, ancak bir rica da değil, bir emir. Dolayısıyla zaruri ihtiyaçlarını karşılamak dışında Amerikalıların dışarı çıkılması istenmiyor. Yaklaşık 39 eyalette ve başkent Washington değil. Dolayısıyla koronavirüsüyle mücadele tüm hızıyla sürüyor Amerika'da. Bizler de gelişmeleri gün boyunca Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümü olarak aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve yayınımıza burada bir nokta koyalım.